Günlük yaşamımızın monotonluğu ve yaptıklarımızla birlikte renklendirmeye çalıştığımız bitmeyen bir döngü içindeki günler. Yaşadığımız bu monotonluğun içerisinde biz, iyiliğin ve kötülüğün kimi zaman ayırt edemediğimiz buğulu çizgileri içerisinde yaşarken, döngünün nasıl şekilleneceğini, nasıl biteceğini düşünürüz. Bu düşünce, insanlığın doğuşundan beri yer almış, gitmeyen, hatta bitmek bilmeyen bir histir. Sözünü ettiğim bu hisse, en yakın başka bir kavramsa, Tanrı'nın varlığı ve erdemliğidir. Bahsettiğim bu kavramları birbirleriyle harmanlayan ve başarılı bir şekilde bizlere sunan serileri düşündüğümüzde aklımıza Berserk ve Soul serileri gelir. Zaten Soul serisinin ve Bloodborne'un yaratıcısı olan Hidetaka Miyazaki'nin koyu bir Berserk hayranı olduğunu öğrendiğiniz vakit karşınızdaki şaheserin tüm dikkat çekici yerlerini de görmeye başlıyorsunuz. Berserk isimli manga ve anime serisinde kaderi, bitmek bilmeyen bir döngüyü, insanı ve kötülük kavramını ustaca ele alan Kentaro Miura, Soul serisinin yaratıcısını o kadar çok etkilemiş ki bu seri arasındaki benzerlikleri fark etmemek neredeyse mümkün değil. Sizler için hazırladığımız bu videomuzda hem Soul serisinden hem de Berserk'ten oldukça fazla spoilerlar bulunuyor. Eğer bu iki seride merak ediyor ve aralarındaki benzerlikleri, referansları öğrenmek istiyorsanız sizleri arka odamıza alalım. Souls evreninde dünya ilk başta karanlık, sislerle kaplı, insanlığın yaşayamayacağı bir diyarken ilk alevin ortaya çıkması ile şekillenmeye başlamıştı. İlk alev, Souls evreni için yaşam ve ölüm, ışık ve karanlık, dolayısıyla hayatın kendisi demekti. Dünyanın karanlıkla ve ejderhalarla kaplı, kadimlerin çağı artık bitmiş, ilk insansı figürlerin ve akabinde dört ruhun çıkmasıyla da ateşin çağı başlamıştı. Ateşin çağının başlaması, insanlığın ortaya çıkışı ve karanlıkların kurulmasıyla da birlikte Souls evrenindeki döngü de başlamış bulunmaktaydı. Karanlığın içerisinden aniden parlayan ilk alev yavaşça gücünü kaybedecek ve dünyayı yeniden karanlığa, yok oluşa sürükleyecekti. Bu yok oluşu engellemek için de ortaya çıkan ruhların lideri ve aynı zamanda gün ışığı lordu olarak bilinen Lord Gwyn bile kendisini feda edecekti. Ancak Lord Gwyn'in bu çabası bile yetersiz olacak ve döngüyü devam ettirmek veya yok etmek seçilmiş diri ölüye kalacaktı. Berserk evreninde ise bu döngü her 216 senede bir gerçekleşmekteydi. Bu döngünün amacının ne olduğu tam olarak bilinmese de Tanrı'nın yarattığı söylenilen Kızıl Behelit isimli tılsım ile gerçekleşen ay tutulması sırasında Tanrı Eli isimli varlıkları ortaya çıkaracağı anlatılmaktaydı. Her 216 senede bir ay tutulmasının ortaya çıkması ile birlikte Kızıl Behelit'in seçtiği kişi Tanrı elinden birisi olmak için çevresindeki insanları feda edecekti. Seçilmiş diri ölünün bu döngünün tam ortasına yapayalnız kalması gibi Berserk'te de gerçekleşecek olan sıradaki döngüde Guts ve Griffith'in hayatı sonsuza kadar değişecekti. Soul serisindeki gün ışığı Lord'u Gwyn, kabir Lord'u Nito, Ayzalık cadısı ve pulsuz Seed, Lord ruhlarını temsil etmekle birlikte aslında Tanrı elinde ta kendileriydi. Her biri muazzam güçte varlıklar olmakla birlikte ateş çağını şekillendirmiş ve nihayetinde birer tehdide dönüşmüşlerdi. Aynı Kızıl Behelit ile Tanrı eline dönüşen diğer insanlar gibi. Bu noktada karanlık ruha sahip olan sinsi Pikmen'in de Tanrı eline dönüşmüş Griffith olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlığını geride bırakarak Guts dahil bütün Beyaz Şahin Birliği'ni feda eden Griffith, hayalini kurduğu krallığı ve gücü elde etmek namına Femto isimli bir Tanrı eline dönüşmüştü. Dostu için Tanrı eline karşı savaşmaya çalışan ve olanlara bir anlam getirmeye çalışan Guts ise bu döngünün tam da ortasında kalmıştı. Ancak bu noktada Guts'ı seçilmiş diri ölüyle bağdaştırmak kesinlikle doğru değil. Lakin Guts'ın Soul evrenindeki yeri Artorias Hiçlik Yürüyen'in yanıydı. Gerek dış görünüş, gerek de Artorias'ın kaderinin Guts'a oldukça benzemesiyle birlikte Miyazaki, Berserk referanslarını çok başarılı bir şekilde Souls evrenine yedirmiş diyebiliriz. İlk olarak Artorias'ın görünüşü ve Guts'ın Berserk zırhı ile olan benzerliği inkar edilemeyecek bir seviyedeyken, iki karakterin de kurtlarla bir bağı olması da onları özdeşleştiriyor. Guts, çocukluğunda vahşi kurtlarla savaşmasıyla birlikte, kara silahşı olarak anıldığı dönemlerde içinde kurda benzeyen bir iblis barındırmaya dahi başlamıştı. Hatta Berserk zırhını elde etmesiyle birlikte Guts, iblislere karşı savaşırken
kara bir kurdu anımsatmış ve kendisini kaybetmişti. Artorias'ın kurtlarla olan bağı ise sadık yaveri Sif ile alakalıydı. Sif isimli devasa bir kurt ile arkadaşlık yapan ve ateş çağında Lord Gwyn'in 4 şövalyesinden biri olan Artorias, aynı Guts gibi kendisini hiçliğe, karanlığa karşı savaşırken bulmuştu. Guts'ın Berserk'teki kaderini henüz tam bilmesek de Artorias, karşı koyduğu ve yılmadan savaştığı bu bitmek bilmeyen güce nihayetinde boyun eğmişti. Ancak Guts ve Artorias'ın benzerlikleri bunlarla sınırlı değil elbette. Guts gibi devasa bir kılıç tutan ve bu kılıçla da ün salan Artorias'ı öldürüp ruhunu elde ettiğimiz takdirde kırık bir kılıç ile hiçlik yüreğinin silahını elde edebiliyoruz. Kırık kılıç referansı, bu noktada Guts'ın ay tutulmasında Tanrı eline karşı kırık bir kılıçla savaşması ve nihayetinde aklını kaybederek kendi kolunu kesmesine bir atıf olarak belirtiliyor. Siz de fark etmiş olacaksınız ki aynı Guts gibi Artorias da sol kolunu artık kullanamamakta. İlgimizi çeken ve kafamıza teoriler kurmamızı sağlayan asıl durum ise Artorias'ı öldürdüğümüz vakit hiçlik yüreğine bir mezar yapan ve eski dostu için dua eden Kieran ile karşılaşılmasıydı. Artorias gibi Lord Gwyn'in şövalyelerinden biri olan Kieran bir kadındı ve Sol Zevri'nin de hiçlik yüreğine beslediği hisler ile de tanınıyordu. Bu noktada Guts ile Artorias'ı bağdaştırdığımızı düşünürsek Kieran da Kaska'nın ta kendisi olmalıydı. Hatta böylelikle Lord Gwyn'in Griffith'ten esinlenerek yaratıldığını ve Beyaz Şahin Birliği'nin önemli savaşçıları olan Guts, Kaska, Pippin ve Judo'nun Gün Işığı Lordu'nun 4 şövalyesine dönüştüğünü düşünsek pek de haksız sayılmayız. Kaldı ki Pippin ve Go, cüsse ve kuvvet olarak birbirlerine benzemekle birlikte Ornstein ve Judo'nun çevikliği de oldukça benzerdir. Peki, Griffith'in yeri Soul serisine neydi? Kimdi, neredeydi? Aslına bakarsanız, Griffith'in etkilerini hem Lord Gwyn'de, hem Kara Güneş Gwyndolin'de, hem de seçilmiş diri ölüde görmek oldukça mümkün. Griffith'in hiçliğe, karanlığa karşı bir ümide dönüşmesi ve insanlar için bir kurtarıcı gibi görünmesi, Lord Gwyn'in duruşuna oldukça benzerken, Gün Işığı Lordu'nun oğlu olan ancak ayı temsil ettiği için bir kadın gibi yetiştirilen Gwyndolin'de oldukça anımsatıyor. Gwyndolin gibi bir feminen duruşa sahip olan Griffith'in, Tanrı eline dönüşmesiyle birlikte iblisler için bir sembol olan ay, Gwyndolin'e hayat veren kavram olarak da karşımıza çıkıyor. Peki, neden seçilmiş diri ölü ve Griffith arasında bir benzerlik var? Orta Çağ döneminde geçen Berserk evreninde açlık, kıtlık ve veba gibi hastalıkların içerisinde yoksul bir yaşam süren Griffith, daha çocukken gördüğü kaleden oldukça etkilenmişti. Kendisine bir gün orada olacağını sözünü veren Griffith, kendi çıkarı adına güç ve saygınlık edinmek için her şeyi yapmaya başlamış, nihayetinde de Beyaz Şahin Birliği'ni kurup savaşlarda paralı askerlik yaparak o dönemin en başarılı komutanlarından birine dönüşmüştü. Ancak ne Griffith'in ne de diğer hiç kimsenin bilmediği bir şey vardı. Daha bir çocukken falcı bir kadından elde ettiği kızıl behelit, gözlerini Griffith'e dikmiş ve beyaz saçlı çocuğu seçmişti. 216. yılın son günlerinde behelit ile yeniden karşılaşan ve ortaya çıkan Tanrı eline karşı şaşkın gözlerle bakan Griffith, hayalini kurduğu saray ve çocukluğundan beri kovaladığı güç için herkesi feda ederek Femto'ya dönüştüğünde aslına bakarsanız seçilmiş Drelu'nun yaptığı seçimlerden birisini yapıyordu. Aynı Griffith gibi güçlenmek için karşısına çıkan her engeli öldürerek aşan, Lord ruhlarını elde ederek ilk aleve doğru yürüyen seçilmiş diri ölü, nihayetinde Lord Gwyn'i de ortadan kaldırdığında isterse kendisini feda edip ateşi yeniden canlandırabiliyor ya da dünyanın gittikçe karanlığa gömülmesine ve hiçlikte boğulmasına izin vererek hiçliğin lordu olabiliyordu. Bu noktada Souls evrenindeki bir başka tartışma konusu da ortaya çıkıyor. Ateşi yeniden canlandırarak döngüyü devam ettirmek, insanlığın yeniden yeşerip ardından yavaşça yok olmasına sebep olmak doğru karar mıydı? Yoksa kadere, döngüye karşı gelip hiçliği kabullenmek mi? İşte bu soru Berserk'ün işlediği ve sorguladığı bir başka konuya da yer ediniyor. Berserk evreninde kaderin ve gerçekleşecek olan olayların önceden Tanrı tarafından belirlendiğinden söz edilir. Böylelikle şunu sorabiliriz. Eğer her şey Tanrı tarafından önceden belirlendiyse, o halde kötü veya iyi denen bir şey yoktur. Aksine bizler için hazırlanmış bazı roller vardır. Her ne kadar
Döngü devam etse de Tanrı ile birlikte Femto isimli yeni üyenin doğuşu ile birlikte iblisler ortaya çıksa da insanların mı kötü yoksa bu garip canavarların mı iyi olduğu bilinmez. Bu çizgi oldukça buğuludur. İnsanlar birbirlerini güç için katlederken, haydutlar genç kızlara, çocuklara tecavüz ederken iblislerin insanları öldürmesine kötü diyemeyiz. Berserk evreninin bu acımasız yapısı sadece bunlarla kalmamakla birlikte dini kötüye kullanan örgütlerin insanlara zulüm etmesiyle de bizleri iyi ve kötüyü gittikçe sorgulatırken doğrunun ne olduğunu da düşündürüyor. Acaba olacakları bilmemize rağmen ateşi yeniden canlandırmak mı doğru karardı? Yoksa insanlığın daha fazla acı çekmemesi için karanlığı kabullenmek mi? Berserk ve Soul serilerindeki benzerlikler saymakla bitecek gibi değil. Örneğin Soul serisine karşımıza çıkan kırmızı göz küresi Kızıl Behelit'e oldukça benziyor. Kaldı ki bu küre ile başka oyunculara saldırabiliyor ve bir nevi Kızıl Behelit için oyuncuları feda edebiliyorsunuz. Daha da güçlenmek veya kudretinizi sınamak için. Oyunda karşımıza çıkan ve cesetlerden oluşan kule, top yığını, hatta tahta tekerleklere bağlanmış insan vücutları da Berserk'ten bizzat etkilenerek oyuna eklenmiş. Zaten Souls evreninin ortaçağ konseptinde olduğunu düşünürsek Berserk'ten esinlenebileceği içerikler de oldukça fazla. Daha Undead Parish isimli bölgeye geçerken karşımıza çıkan ejderhadan tutun, senin kalesinde bizlere zor anlar yaşatan sürüngen askerlere kadar birçok karakter ve içerik Berserk'te de karşımıza çıkıyor. Ancak bu içeriklerden daha çok oyundaki birçok oynanabilir olmayan karakterin Berserk'te bileşinin bulunması dikkat çekiyor diyebiliriz. Soul serisinin demircisi olan dev Andre, Guts'a macerasına yardım eden demirci God olarak kendisini göstermekle kalmıyor. Bu iki karakter birbirlerine o kadar çok benziyor ki Miyazaki'nin bazen hiç uğraşmadığını bile düşünmemize sebep oluyor. Guts'a karanlığa ve içindeki iblise boyun eğmemesine yardımcı olan Shirky isimli genç cadı ise Dark Souls'da seçilmiş diri ölüye yardım eden Beatrice ile oldukça benzerlik taşıyor. Görünüşünden tutun yaklaşım biçimlerine kadar. Soul serisinde karşımıza çıkan Sigmire of Katarina karakteri ise Berserk evreninde Guts'ın daha gençken karşılaştığı Bazuso isimli şövalyeye benzemesi de çal Miyazaki çal dedirtiyor. Açıkçası bu benzerlikleri daha anlatsak ne zaman dururuz, ne zaman rahatlarız inanın bilemiyoruz. Çünkü bu benzerlikler daha bir o kadar Bloodborne'da da mevcut. Benzer örnekleri daha en basitinden Bloodborne'daki avcıların işaretiyle Guts'ın ensesinde ve Behelitlere feda edilen insanlarda bulunan yara izi olarak belirtebiliriz. Ya da katedral bölgesinde bulunan kilise hizmetçilerinin Berserk'teki Papaz Mozgus'a benzediğini de söyleyebiliriz. Ancak bu benzerliklerin daha en başta Miyazaki'nin koyu bir Berserk hayranı olduğundan ortaya çıktığını sizlere söylemiştik. Berserk oyunu geliştiremeyen Miyazaki, seriye olan hayranlığını bu şekilde farklı oyunlarda göstermiş ve aslına bakarsanız Berserk hayranlarını mest etmişti. Bitmek bilmeyen bir döngüyü, belirlenmiş kaderleri ve iyi kötü ilişkilerini başarıyla anlatan bu iki seri her ne kadar birbirlerine benzeseler de aslında bir o kadar da özneller. Miyazaki'nin Berserk serisine ve serinin yaratıcısı olan Miura'ya olan hayranlığı Souls oyunlarında ve Bloodborne'da hayat bulurken Berserk hayranları da oyunda keşfettikleri Guts'ın, Griffith'in zırhı ve silahları ile aslında aradıkları oyuna gömülebiliyorlar. Eğer bizlerin gözünden kaçan veya bahsetmek istediğiniz başka benzerlikler varsa da bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.